Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nerelerdeydim, neden ortalardan kayboldum ondan bahsetmek istiyorum. Biraz böyle sohbetli bir video olsun istedim. Umarım keyifli izlersiniz. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bu sene benim 4. senemdi. Yani son sınıf öğrencisiydim. Şu an mezun oldum çok şükür. Ama son sene tabii ki birazcık daha yoğun oluyordu. Dersler daha az ama bitirme projesi hem 12 krediydi hem de çok yoğundu. Ben 1. dönem, bizim 2 dönem farklı bitirme projesi seçiyordunuz. 1. dönem daha böyle tez, araştırma odaklı ve yazmalı bir projeydi. Aslında çok da beklediğim gibi olmadı ve araştırmayı sevsem de yazmak çok bana göre bir şey değildi. O yüzden yani B artı veya B gibi bir puanla geçtim. Ama daha da iyisini hak ediyordum bence. Neyse oraları geçelim. Daha sonra farklı bir projede yer almak istedim. Daha kendimi gösterebileceğim bir projede yer almak istedim. Şehirde Sanat diye bir program yapıyor Bilgi Üniversitesi öğrencileri. Orada yer aldım kurgucu olarak. Şöyle her hafta çok yoğunduk. Hani gerçekten ekip çok yoğun çalışıyordu. Her hafta ya sanat kültürle ilgili bir video çekiliyor ve mutlaka o videoların içinde bilgili, yetkili kişilerle de röportaj yapılan bir programdı. Hem böyle çok sanatla alakalı kafeler, galeriler, bu tarz böyle içeriklere yer veriyorduk. Editörler vardı, kameraman, sesçi, benim gibi kurgu. Başka ne vardı? Bir de koordinatör vardı. Şöyle, ben kurgucu olarak tabii ki yer aldım. Bir çekime gidiliyor mesela bir gün. Ondan sonra ben o videoları alıyordum ve o videolarla işte kurguya montaja atıp kurguluyordum. Ay tıkandım. O neydi öyle? Ama birazcık daha benim yaptığım videolardan farklıydı tabii ki. Çok daha farklı bir sorumluluk vardı benim üstümde. Hem hocalarıma hem arkadaşlarıma karşı hem de bitirme projem sonuçta. Normal bir ders de değil. O yüzden ayrı böyle stres içindeydim. Videolarda tabii ilk bölümde bir alışma şeyi vardı. Onun stresi vardı. Sesler ayrı çekiliyordu. Sesleri birleştiriyorduk. Ben ilk zamanlar bazı nedenlerden dolayı yanlış çekilmiş şeyler vardı. Benle kaynaklanan sorunlar vardı. Böyle ilk bir bölümde bir alışma sürecimiz vardı. Daha sonra her video çekildikçe bana tabii ki hepsi geliyordu. Şimdi böyle deyince biraz basit gibi gelebilir ama her bölümde 5 içerik var ve o her bölümün tek yani her 5 videonun ayrı ayrı içinde yani 30-40 tane herhalde video vardır bilmiyorum. Tek tek hepsine girip hangisi güzel değil onlara bakıyordum. Ve toplamda yani bayağı böyle kocaman bir şey çıkıyordu ve işte KJ'ler ekleniyor. Ondan sonra en sona işte Silya projesi, Bilgi Üniversitesi şeyleri, onlar en basitleri gerçi de. Onları yüklüyordun, müzik. Her bölüm için farklı müzik seçiyordum. Ona cidden çok özen gösteriyordum ve telif hakkı da yememek için hep YouTube'dan seçiyordum. Eğer Bilgi Üniversitesi öğrencisi varsa bu hangi şeyler seçiyordum? Medya ve bir başka kişiler daha vardı. Onlar seçebiliyor. Eğer hani bitirme projesi yapacaksanız tabii zorunlu. Yani benim bölümüm ve bu Sile projesini yapan öğrenciler Şehirde Sanat'ı kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok keyif alarak yaptığım bir projeydi. İnanılmaz yoruluyordum. Bilgisayarın başında 6-7 saat kalıyordum gerçekten. Böyle hiç şey yapmadan hani anca böyle yemeği bile oranın masanın önünde falan yiyordum. Gerçekten çok yoğundum. Bütün planlarımı, yurt dışı seyahatlerimi bile ben Almanya'ya gitmemiz gerekiyordu. Almanya, Belçika ve Hollanda, Amsterdam'a gittik. Ben onu o kadar zor ayarladım ki yani şöyle neye göre ayarladım ben onu? Video çekimleri çekilecek. En son atıyorum 26'sında teslim edilecekse ben öncesinde bütün videoları montajlamış oluyordum. 26'sında atıyorum teslim ediyordum. Ertesi gün ya da 1-2 gün sonra ben gidiyordum falan. Hani hep ona göre ayarladım. Yani çok zordu ama çok keyifliydi. Yani bu benim Bilgi Üniversitesi'nde yaptığım, kendimi en işe yarar hissettiğim şeylerden bir tanesiydi. Zaten A'la geçtim.
Bence yani cidden çok zevk alarak, çok yorularak, gerçekten çok yorularak yaptık bütün ekip olarak. Ama çok da bence başarılıydık diye düşünüyorum. Çok keyifliydi. Ondan dolayı ben açıkçası şuna bağlayacaktım. Ben kendi videolarımı çekmek istemedim. Kendi videolarımı montajlamak istemedim. O kadar çok video montajladım ki artık böyle montaj falan asla görmek istemiyordum. O noktaya gelince de kendime tabii ki biraz zaman ayırmak istedim, zaman vermek istedim. Çünkü hani o bıkkınlıkla ben doğru bir şey yapamazdım. O yüzden de böyle bir ara verdim, çekmedim tabii ki. Okul bitirme projesi bu şekildeydi. Gayet de güzeldi. Zaten bundan önce mezun oluyorum videonu yükledim, ona dayanamadım. Aslında böyle bir video çekmek istiyordum. Ama video önceden yayınladım çünkü bunun için anca zamanım vardı. Daha okulu bitirmeden işe başladım ben. Yani derslerim bitmişti. Derslerim bittikten sonra bir kozmetik şirketinde dijital pazarlama sorumlusu olarak işe başladım. Ben zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nde dijital pazarlama üzerine bir eğitim almıştım. O yüzden zaten hani benim alanımı bu alanda ilerletmek istiyordum. Daha sonra ne olur bilmiyorum ama en azından ilgi alanım. Ben hiçbir zaman YouTube'a böyle iş gözüyle hiçbir zaman bakamadım zaten. Yani tamamen iş gözüyle sadece YouTube hiçbir zaman bakamadım ve bunu zaten sık sık dile getiriyorum. Ben boşuna okumadım ve hani hem çalışıp hem de YouTube'u da yürütebilirim. Belki çok düzenli olmaz. Sadece YouTube olsa çok daha ileriye gidebilirim belki ama benim hayalim o değil, hedefim o değil. O yüzden şu an bence doğru yoldayım. İşe biraz odaklanmaya çalıştım. Tabii ki bir odaklanma süreci vardı. Bence şu an hani gayet iyi, hani mutluyum. Tabii yol falan biraz yoruyor beni arada. Ama metrobüs maceralarımı vlogda anlattım size. Oradan da izleyebilirsiniz. Gayet güzel gidiyor bence. Böyle işe odaklanmaya çalışayım derken de yine böyle bir YouTube'a dönemedim hemen okul bitince. Çünkü okul biter bitmez işe başlayınca birazcık daha kendime vakit ayırdım. Ve tabii ki birazcık da uzaklaşmak istedim. Bana böyle oluyor. Bazen böyle çok yoğun bir dönemden geçtikten sonra böyle kendime vakit ayırmak istiyorum. Sadece ben ne yapmak istiyorsam, beni ne mutlu ediyorsa onu yapmak istiyorum. Daha önce de bundan yine uzun bir süre YouTube'da ara vermiştim. Bir 3 ay falan çekmemiştim herhalde. Zaten orada benim YouTube şeyim bitti. Yani eski şeyim yok. Eskisi gibi videolarım izlenmiyor. Bunun farkındayız. Birçok kişi hani takipten çıkıyor. Instagram'da aynı şekilde. Ama ben böyle yani istediğimde buradayım. İstediğimde yokum. Yani beni böyle takip edeceksiniz. Tabii ki edebilirsiniz. Aslında bu şekildeydi. Kısa bir video oldu. Benden hangi videoları görmek istiyorsanız siz yine yazın. Yani şu an burada hangi videoları çekmem gerekiyor? Ben bir şey oluşturdum. Düzenli bir şekilde olur mu bilmiyorum ama elimden geldiğince video çekeceğim. Böyle daha artık okul bitti, mezunum, artık çalışıyorum. Daha hedeflerim ve geleceğim üzerine çalışıyorum aslında. Umarım bu sohbet hoşunuza gitmiştir. Yamiko da bizimleydi. Gözüküyor mu oradan? Gözüküyor sanırım. Yami de her zaman benimle. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama siz evlat mısınız? Değil misiniz?